Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi dün açıklanan kararlara göre henüz meclisimize gelmemiş olmakla birlikte emekli maaşlarında bir artış öngörülüyor. Ancak sözüme şuradan başlamak isterim. Emekli maaşlarında öngörülen artış çok düşüktür ve Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki kayıp çok yüksektir. Bir tek rakamla bu durumu açıklayalım. 2002'de en düşük emekli maaşının asgari ücretle arasındaki fark 1.3 kattı. En düşük emekli maaşı asgari ücretinin 1.3 kat fazlasıydı. Dün açıklanan rakamlar eğer bu meclisten de aynen geçecek olursa maalesef en düşük emekli maaşı asgari ücretin yalnızca %59'u kadar olacak. Bu kabul edilemez bir durumdur. Çünkü biliyorsunuz emekli maaşları aslında bir sosyal koruma programıdır. Siz bu kadar düşük emekli maaşıyla kimseyi koruyamazsınız. Bu yıl emekliler yılı olarak ilan ediliyor ama en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bu kadar düşük bir emekli maaşıyla bu yıl ancak emekliler eğer şansları varsa hayatta kalma yılı olarak ilan edilebilir. Emekliler yılı olarak maalesef değil. Bakın açlık sınırı 14 bin liranın üstünde. O da şimdilik. Bu maaşlar aylar sonra aynı kalırken açlık sınırı bu enflasyonist ortamda çok daha yüksek olacak. Yoksulluk sınırı 47 bin liranın üstünde. O da şimdilik. Şimdi özellikle emekli maaşı alan milletvekillerine sesleniyorum. Sizler 96 bin lira emekli maaşı alırken 10 bin lira emekli maaşı alanların o rakamla nasıl geçinebileceğini düşünüyorsunuz. Bu gerçekten haksızlıktır, eşitsizdir. Değerli arkadaşlar, bir yandan Türkiye'de emeklilerin sayısı artıyor ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikaları nedeniyle gayri safi yurt içi hasıladan emeklilere ayrılan pay azalıyor. Bu kabul edilemez. Bir rakam vereyim size. Çok geriye gitmeyelim. 2010'da emeklilerin ülkemizdeki nüfusa oranı yaklaşık %13 iken şimdi bu rakam %16'yı geçmiş durumda. Nüfus içerisindeki payları artıyor. Peki gayri safi yurt içi hasıladan aktardığınız paydaki değişim ne? 2010'da %6,8'ini emeklilere ayırırken nüfus artmış olduğu halde bugün ayırmaya çalıştığınız oran yalnızca %4,5. Bu kabul edilemez. Bu rakamlar örneğin Almanya'da %13 civarında, komşumuz Yunanistan'da ise %16'nın üzerindedir. Bir başka önemli sorun emekli maaşlarındaki artış yönteminin yanlışlığına ilişkindir. Her defasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın %5 artırıyoruz ya da şu kadar artırıyoruz demesine bağlı bir sistem kabul edilemez. Kaldı ki özellikle emekli maaşı 7013 liranın altında olanlar söz konusu olduğunda artış %33'ler civarındadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini lütfen dikkate alın. Emekli maaşlarındaki artışın asgari ücretteki artışla endekslenmesi önerisi çok yerindedir. Ayrıca ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar arasında çok ciddi bir eşitsizlik var. Emekli sandığından emekli olanla SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olanlar arasındaki emekli maaşı farklılıkları kabul edilemeyecek düzeydedir. Bu eşitsizliklerin giderilmesi gerekir. Bu enflasyonist ortamda insanların gerçekten temel gıdalara erişmekle bile ilgili sorunları olduğunu vurgulamak zorundayım. Değerli milletvekilleri, emeğin ulusal gelirden aldığı payı hep birlikte artırmak zorundayız. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki sosyal politikalar ve ekonomik politikalar maalesef emeğin ulusal gelirden aldığı payı giderek azaltmıştır. Hem emeğin ulusal gelirden aldığı payı artırmak, hem asgari ücreti yaşanabilir bir düzeye çıkarmak ve emeklilerin alacağı en düşük emekli maaşını da asgari ücret düzeyine çıkarmak zorundayız. Asgari ücretteki artışa benzer bir artışın da emekliler tarafından her artış döneminde yaşanması gerekir. Ülkede kaynak sorunu yoktur. Ülkedeki kaynak sorunu iddia edenler sarayın harcamalarına baksınlar. Ülkedeki kaynak sorunu olduğunu iddia edenler özellikle Türkiye'nin ekonomi politikasındaki gereksiz harcamalara baksınlar. Dolayısıyla özellikle tekrar ediyorum, emekli maaşı alan milletvekillerini saraydan gelenleri buradan geçirmeye değil, vicdanlarının sesini uyar.
Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e aittir. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aylardır burada vahim bir soruna dikkat çekiyoruz. 7500 lira maaşla emeklimiz nasıl geçinecek diye haykırmaya çalışıyoruz. Israrla dediniz ki Ocak ayını bekleyin. Bekledik, sonuç daha fare doğurdu. Emeklimize 10 bin lira maaşı reva gördünüz. Emeklimizi enflasyona ezdirmeyi reva gördünüz. Şimdi de Temmuz ayını işaret ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri, bunun adı futboldaki tabirle top çevirmektir. Gidin nerede neyi çeviriyorsanız çevirin. Ancak emeklimizin kaderi üzerinden top çevirmeyin, yazıktır, günahtır, ayıptır. Evet, şimdi vicdanınıza sormak istiyorum. Emekli bu maaşla ne yapacak? Emekli bu maaşla kirayı nasıl ödeyecek? Mutfağı ne alacak? Çocuğunu nasıl okutacak? Faturaları nasıl ödeyecek? Ne giyecek? Ne yiyecek? Bunu cevaplayın diye sormuyorum arkadaşlar. Empati yapın, emeklinin yerine kendinizi koyun, düşünün diye sormaya çalışıyorum. Evet, ben bir muhalefet milletvekiliyim. Ancak sokakta bir emeklimiz bize hesap sorduğunda yetkimiz olmadığı halde, düzeltme imkanımız olmadığı halde bizim yüzümüz kızarıyor arkadaşlar. Size emeklimiz hesap sorduğunda gerçekten hangi duyguyu yaşıyorsunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yüzünüz kızarıyor mu? Utanıyor musunuz? Sıkılıyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Türk İş'in açlık sınırı arkadaşlar geçen ay 14.431 lira. Emekli maaşını 10.000 lira açıkladınız. Bunun da anlamı ne? Emeklimize borçlanıyorsunuz. Bir de üzerine 2024 yılı %36 enflasyonu ekleyin, o da tutarsa. Yani emekliye borçlanmanız katlanarak büyüyecek. Bu maaş gözden geçirilmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Evet, Yavuz Bülent Bakiler'in güzel bir şiiri var, bilirsiniz. Ben Anadolu'yum, yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur ya bulamaç. Yavuz Bülent Bakiler şiirlerinde hep Anadolu'nun yokluğundan bahsederken bu yokluk içerisinde Anadolu insanımızın da hep vatanına ve devletine bağlılığından ve vefasından bahseder. Bizim insanımız devlet ne zaman dara düşmüşse her zaman devletine elini uzatmıştır. Şimdi insanımız, emeklimiz devletinden elini uzatmasını bekliyor. Bu eli uzatmak zorundasınız. Korkarız ki bu el uzatılmazsa, değerli milletvekilleri, asıl söylemek istediğim bu. Anadolu insanımızın o tertemiz duyguları, o vefası, o bağlılığı törpülenir diye korkuyoruz. Bu açıdan da düşünmenizi özellikle rica ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine İYİ Parti grubu adına söz talebi Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'a aittir. Buyurun Sayın Yaldır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti grubum adına söz almış bulunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Aksaraylı hemşerimiz Üsteğmen Gökhan Delen ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayalım ki bu memlekette güven içerisinde yaşayabiliyorsak, bu kürsüde rahatça konuşabiliyorsak, bunu bu memleket ve bayrak için göğsünü siper, canını feda eden nice vatan evlatlarına borçluyuz. Onlar analarının kuzuları, Türk yurdunun yiğit kahramanlarıdır. Bir tarafta kahramanlarımız kahpe pusularda şehit düşerken, diğer tarafta terör örgütünün siyasal uzantısı malum partinin bu kürsüden her fırsatta Türk devletini tehdit edip terör örgütü ve bebek katilinin propagandasını yapması dokunulmazlık zırhına sığınarak işlenen bir terör suçudur. Yaptığı açılımla bu pervasızlığa önce yol açıp sonra görmezden gelenleri ve 3-5 belediye kazanmak kaygısıyla 3 maymunu oynayıp tavırsız kalanları Türk milleti de tarih de affetmeyecektir. Parlamentosunda terörist besleyen ve terör örgütü propagandası yapılan hiçbir devlet yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise
acilen gereken yapılmalıdır. Değerli milletvekilleri, emekliler hükümetten bir lütuf beklemiyor. Yıllarca alın teriyle çalışıp ödedikleri primlerin ve emeklerinin karşılığı olarak insanca yaşamak istiyorlar. Hayat pahalılığı dayanılmaz noktaya gelmişken hükümet bu maaşları emekliye reva görmemelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Emekliye 10.000 TL gibi açlık sınırının çok altında maaş vermek ölme ama sürün demektir. Emeklilerimiz en temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Emeklilerimiz evlerinde huzur içerisinde torun sevmeleri gerekirken enflasyona ezdirilmiş, tekrar çalışmaya mecbur bırakılmış ve yardıma muhtaç hale gelmişlerdir. TBMM'nin önceliği emeklilerimizin hayatlarının geri kalanını insan onuruna yakışır bir şekilde kaygısız ve mutlu geçirmesini sağlamak olmalıdır. Buradan hükümete sesleniyorum. Emeklimize bunu reva görüyor iseniz kamuda yaşanan israfa yandaş bürokrata verilen 3, 4, 5 hatta 6 maaş uygulamasına ve Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün milletvekilliği yapan aynı anda hem çalışan hem emekli öneri üzerine Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya ait. Buyurun Sayın Koca. Değerli halkımız, dün AKP Genel Başkanı Erdoğan 2024 yılının emekliler yılı olduğunu söyleyerek emekli maaşlarının 10.000 TL'ye çıkarıldığını sözde açıkladı. Erdoğan her konuştuğunda Erdoğan medyası müjde diye spotlar geçse de müjde olarak duyurduğunuz her şey emeklinin, emekçinin ölüm fermanından başka bir anlam taşımıyor ne yazık ki. Bakın rakamlar açık ve net bir şekilde ortada. Emekli aylıkları son 22 yılda küçüldükçe küçülmüş durumda. 2003 yılında emekli aylıkları asgari ücretin 1,5 katıydı. Priminin %70'i emekli maaşı olarak emeklilere bağlanıyordu. 20 yılda gitgide gerileyerek kuş kadar kalan emekli maaşları bugün insanların aklıyla alay edilerek hiç utanmadan ne yazık ki müjde diye sunulabiliyor. Değerli Hazırın, geldiğimiz aşamada Türkiye emekçiler açısından tam bir cehenneme dönüştürülmüş durumda yine ne yazık ki. Zaten çalışma hayatları boyunca insanların posasını çıkarıyorlar. Kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, yoğun çalışma açısından emekçilerin bedenleri ve zihinleri son damlasına kadar sömürülüyor, tüketiliyor. Hal böyleyken bu çalışma rejimi gerçekliğinde emekli olmak imkansız bir hayale dönüşmüş durumda. Emeklilik hakkını kazanabilenlere devletin yaklaşımı ise emeklileri gereksiz, fazlalık bir nüfus olarak görmekten ibaret oluyor. Emekliler deyim yerinde ise suyu sıkılıp bir köşeye atılan meyve muamelesi görüyorlar. Çalışma hayatından çekildikleri için patronların ve devletin sırtında bir yük olarak görülüyorlar. Dolayısıyla bu giderleri sırtlarından ne kadar atabileceklerinin en ince hesabını, kitabını ayrıntısına kadar yapıyorlar ve gelip burada iktidar milletvekillerine bu mecliste bu kararları oylatıyorlar. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim değerli Hazırun. Emeklilik hakkı devletin ve patronların çalışanlara bahşettiği bir durum değildir. Lütuf değildir, sadaka değildir. Emeklilik haktır ve emekliler yıllarca boğazlarından kısadak ödedikleri primlerin karşılığı olan haklarını talep ediyorlar. O yüzden hak temelli bir bütünlükle emeklilik politikası gerekiyor. Emeklimizi enflasyona ezdirmedik yalanına sığınmak, emekliler için demagoji yapmak yerine yapısal reformlar gerekiyor. Bu düzene mahkum değiliz ve alternatifsiz de değiliz. Sadaka kültürü ve devlete muhtaç bırakılmaya karşı hak temelli sosyal dayanışma politikaları inşa edilmelidir diyoruz. Emekli ve yaşlıların sağlık ve bakım gibi temel gereksinimleri kamu bütçesinden karşılanmalıdır. Emeklilerin yıllar içinde kazandıkları ücretsiz ulaşım hakkı şu anda birçok belediye
Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Adıyaman Milletvekili Resul Kurtaburun Sayın Kurt. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve aziz vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan ve tedavileri devam eden gazilerimize acil şifalar diliyorum. AK Parti hükümetimizin iktidara geldiği yıl sonu olan 2002 Aralık ayında en düşük SSK emekli aylığı 252 lira, en düşük Bağkur aylığı 106 lira birinci basamak için, en düşük altıncı basamak Bağkur aylığı 141 lira, en düşük tarım Bağkur aylığı birinci basamak 56 lira, en düşük tarım Bağkur aylığı 94 lira altıncı basamak olarak uygulanmaktaydı. 58. hükümetin göreve geldiğinde ilk yaptığı icatlardan biri emeklilere seyyanen zam yapmak olup bütçe imkanları çerçevesinde SSK emekli aylıklarına 75 TL, Bağkur emekli aylıklarına 75 ve 100 TL, tarım Bağkur aylıklarına da 100 TL bir seyyanen artış yapılmıştır. Bu ödenen emekli aylıklarının 2002 yılındaki dolar kuruna göre en düşük SSK emekli aylığı 154 dolar, en düşük Bağkur aylığı 65 dolar, en düşük Bağkur aylığı 86 dolar, en düşük tarım Bağkur aylığı 6. basamak 34 dolar, en düşük tarım Bağkur aylığı da yine 57 dolar olarak uygulanmaktaydı. Sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanması da o dönem için hatırlayacaksınız son derece yetersizdi. Bugün için en düşük emekli aylığı 10.000 TL olup dolar kuruna göre en düşük emekli aylığı 330 doların üzerindedir. Dolar kuru üzerinden en düşük emekli aylığı artışı %215 ile %972 aralığında bir artış getirilmiştir. Yine 2002 Aralık döneminde en düşük tarım Bağkur emeklisinin aylığı 34 dolarken bugün için 332 dolar olup %972 artış söz konusu olmuştur. En düşük emekli aylığı 10.000 TL iken en yüksek emekli aylığı SSK emeklileri için 59.640 TL civarındadır. Dolayısıyla emeklilerin elbette ki tamamı 10.000 lira almıyor. Ödediği prime göre SSK primleri ne kadar yüksekse emekli aylıkları da bu kadar yüksek belirleniyor. 10.000 lira alan emekli olduğu gibi 59.640 lira alan işçi emeklisi kardeşlerimiz de bulunmaktadır. Dolayısıyla sosyal sigortacılık şudur: ödediğiniz primlere göre, çalıştığınız gün sayısına göre emekli aylığınız hesaplanır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.